Merhaba dostlar. Bugün kiminle beraberiz yine? Damla Kırtasiye, Ramazan Arat'la beraberiz. Ramazancığım, ne olur şu adresini de verir misin? Herkes benden istiyor adresini. Arkadaşlara söyle de tam adresini ver buranın. Adana ili, Kozan ilçesi, Tufanpaşa Mahallesi, Üstün Sokak, No 21. No 21. Telefonunu da söyle. 516-1948. 516-1948. Her türlü deniz ve tatlı su, balık malzemeleri, aynı zamanda da kırtasiye malzemeleri burada. Hizmetteyiz. Hizmetteyiz. Atıyorum, il dışından istedi. Kargoyla gönderir misiniz malzemeleri? Hocam, ödeme yaptıktan sonra. Tabii ki gönderilebilir yani. Yani ödeme geçilir, yaptıktan sonra IBAN numarasını verirsiniz. Aynen, ödeme yaptıktan veririz. Sonra size her türlü... Evet arkadaşlar, neden Ramazan? Daha önceki videolarımda da söyledim. Çünkü ben Ramazan'a yaklaşık ben Kozan'da 25 yıldır yaşıyorum. 25 yıldır da tanırım Ramazan'ı. Dürüst bir esnaf, güvenilir bir esnaf. Aynı zamanda da işi bilen bir esnaf. Aynen. Yıllardır bu iğneleri bağlaya bağlaya gözleri de yavaş yavaş bozulmaya başladı ama eli hala çalışıyor. Şükürler olsun. Evet, Ramazan bugün ne yapıyoruz? İki iğneli, hırsızlı deniz takımı. Ne için? Çupra ve levrek hava. Çünkü biz yarın nereye gidiyoruz? Burnaz'a gideceğiz. Burnaz'da inşallah kıyıdan surf casting yapacağız. Yani kıyı avı yapacağız. Bize rastgele, sana da kolay gelsin. Biz seni izleyelim şimdi. Evet Ramazan. Önce kaç santimden yapıyoruz? Hocam ortalama 1-10 santim. 1-10 santim. Evet. 1-10 santime bağlayacağız. Evet. İlk önce iğnemizi bağlıyoruz. Derin iğne kullanıyoruz. Evet, iğnemiz Maruto 3. DS-43-40. DS-43. Evet, No 3 ve bunu özellikle canlı yemler için ideal. Canlı yemler için ideal. Çünkü yem için, bakın yakından çekersem, yeni yemi tutması için yakından çekemiyorum. Çünkü ışık vuruyor. Şu şekilde. Ha. Bakın, pala üzerinde iki tane tırtık var. Bu yemleri tutmak kaydırmaması için, kaydırmaması için. Biliyorsunuz çupra ve levrek yemi tuttu mu hemen çeker. Ve yemin de özellikle misinada da ne olması lazım? Yani, iple aynen. Sarılması gerekiyor. Evet. Şimdi devam edelim Ramazan. Bir adet fır döndümüz. Evet, bir adet fır döndü. İki iğne kullanacağız evet, zaten. Biri hırsız olacak, biri polis olacak. Yani, ipimizi ortalama 1-10 boyunda ölçüyoruz. Evet. Yani en ideal boylardan birisi. Köstek için. Aynen. Ve kesiyoruz. Burada kancamızı ilk önce hırsızı bağladık. Hırsızı bağladık. Ha. Evet. Ondan sonra fır döndüğümüzü bağlayacağız. Fır döndü kösteğin sonuna. Aynen. Bakın daha önceki videolarımızda da izledik. Fır döndüğünü nasıl bağlayacağını. Hem tekrar oluyor sizler için de. Artık gözüm kapalı da hani bağlıyoruz hocam. Hatırlarsan askerliğini yaptın değil mi Ramazan? G3 piyade tüfeklerini bize söktürdüler de gözümüz kapalı bir şekilde. Onlara da ustalaştırdık hocam. Bu şekilde bağladık. Kösteğimiz ve hırsızımız hazır şu an. Evet, şimdi üstteki kancamızı bağlayacak hocam. Bu önemli. Bir ilmek. İlmeğin içinden bir ve iki defa geçiyor. Evet. Sonra şimdi iğnemizi alıyoruz. Evet, bu ayrıntı çok önemli. Kalkıyoruz. O delikten geçirdik. Ortalama boyumuz 15 santim. 15 İdeal santim. Bir boy. İpimiz biraz kırtlık kalın olduğu için. Ama ana beden 0.35 fluorokarbon. En ideali. Evet. Kösteğin biraz daha kalın olması aynı. Daha uygun. Evet. Bu şekilde. Dikkat edersin. Şu an iğneye yapışmıyor. İğne ipe bedene dolanmıyor. Dolanmıyor. Ve bunun da kayma şansı kesinlikle sıfır. Yok.
Evet, şimdi kurşun da şimdi tam ortaya tam geldik. Ortaya da ortalama 55 santim. Hı hı. Biraz daha aşağı aldıktan sonra 3 defa halkanın içine atlıyoruz hocam. Evet. Şimdi kurşunumuzun hangisini takmak istiyorsak tamam onu takalım. Evet, takımımız hazır hocam. Evet. Evet dostlar, gördüğünüz gibi hırsızlı takımımız. Eline sağlık Ramazan. Ne demek hocam, görevimiz. Artık bizi bol bol takımlardan. İnşallah bol evet, şansı olur. Herkese bol şanslar. Ne diyoruz Ramazan? Türk Erbanga YouTube'a abone olmayı unutmuyoruz. Videoyu da beğendiyseniz tabii ki. Beni de beğendiyseniz de like'lamayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın videoyu. Teşekkür ederim Ramazan. Boş yani bu güler yüzün, tatlı dilin her şeye bedel. Sağ olasın. Biz teşekkür ederiz hocam. Hoş şans arkadaşlara.